Ya adamın park sorununa çare buluştuğunu gördünüz değil mi? Yan parayı fark edip bagajdan çıktı ama şimdi bizim daha büyük sorunumuz vardır. Biz erkeklerin tavlayı çok severiz. Şimdi karşımda Sayın Cihangir Çetiner var. Ya Cihangir Bey, şimdi bunu da böyle koyayım da sonra birkaç hamle soracağım size ama önce sizi bir tanıyalım. Şimdi ya bir insan nasıl tavla şampiyonu olur deyince mesela hep okuldan kaçan, durmadan kahvede tavla oynayan falan. Şimdi bir kere siz tavlayı bizim gibi oynamıyorsunuz değil mi? Vidolu tavla oynuyorsunuz. Yani vidolu tavla geleneksel tavladan biraz daha değişik ama o da yani dünyada şu anda oynanan tavla. Yani bizim gibi değil. Peki sizi biraz tanıyalım. Yani mesela ortaokuldan falan çok okuldan kaçıp kahvede falan mı öğrendiniz tavlayı? Yok, ben dedem rahmetli ondan öğrendim. Ondan sonra yani öğrendim 7-8 yaşlarında oynuyordum ben. Daha sonra tabii işte komşularımızla, Çengelköylüyüm ben, doğma büyüme. Komşularımızla oynardık. İşte rahmetli gene Kemal abimiz vardı, bir tane milli piyangocu, onunla böyle saatlerce oynardık. Sonra işte kahvede de oynadık tabii. Ya oynanır yani, Oynadık. eşyanın tabiatı onu Ondan sonra gerektiriyor zaten. Çengelköy'de. Daha sonra işte okul zamanı tıp fakültesini bitirdim, doktorum ben. Siz Şu an doktorsunuz değil mi? doktorum, evet. Bir devlet hastanesinde şu anda çalışmaktayım, üroloji uzmanı olarak. Daha sonra bir kopukluk oldu. Hatta 83'te bir gazetenin düzenlediği Tavla Türkiye turu. tavla turnuvasına katılmıştım. O zaman 17 yaşındaydım. 53 yaşındayım şu anda. Ondan sonra bir kopukluk oldu. Oynamadık. 2008-2009'larda orada çok briç oynuyordum. Ben 10 senedir briç oynuyordum. 2009'larda böyle bir iddialaşma üzerine tekrar başladık oynamaya bir abimizle. Ve devamlı saatlerce oynuyoruz. Dedim ya, dedim ne oluyor acaba, işte Türkiye'de bir Ya bunun bir turnuvası var mı, turnuvası nesi var var? mı, bir şeyler var mı, şu var mı, bu var mı diye. Tabii işte yazdık hemen Google'a. Baktık abi, bir tane turnuva var Bursa'da. Hadi ben bir buna gideyim Hadi dedim. buna gideyim dedim. Gittim. Dediler ki ya biz şey oynuyoruz. Yani değişik bir tavla oynuyoruz. Vidolu oynuyoruz. Biliyor musun? Dedim biliyorum. Hadi oynayalım. Dedim, nereden biliyorsun? Dedim, benim yani 79-80'de falan biliyordum ben bunu. Bunu bir şekilde öğrendik o Tamam. zaman. Hadi oynayalım falan. Oradan işte lig şu bu derken yine bir alışveriş merkezinde bir Babalar Günü turnuvası vardı. Orada ikinci oldum. İkincilik ödülde Kıbrıs'ta Tavla büyük bir turnuvası. turnuva, uluslararası turnuvaya davet. Oraya gittik. İlk defa gittim Kıbrıs'a hayatımda o zaman. Orada yabancılarla oynadık. Yabancılarla tanıştık. İşte Amerikalılar, Danimarkalılar, Japonlar, şunlar bunlar ve bunun dünyada da Bir yani şampiyonası şey. şampiyonası olduğu, tutulan, yani çok sevilen bir spor olduğunu öğrendik. Ve şeylerin de bu yabancıların da bizden bunu daha iyi oynadığını gördük. Tamam, şimdi ya bir şey soracağım. Şimdi en çok merak ettiğim şey, bu insan yenile yenile yenmesini mi öğreniyor tavlada? Böyle bir şey mi gerçekten? Yok, insan Hata yaptığınız hataları mı görüyorsunuz? Ne tabi oluyor? tabi insan şöyle yenile yenile hep yenilir. Yani eğer doğruyu oynamazsa, doğru şeye gelmezse yani yenecektir. Ama tavlada iki tane faktör var. Biri iyi oynamak, biri de şans. Heh, onu soracaktım. Tamam. Tavla, şans oyunu mu, zeka oyunu mu? Biz bunun kavgasını çok ediyoruz da. Aslında İranlılar bunu planlarlarken Tabii. bayağı, değil mi? Satranca karşı işte bu bir ayı temsil ediyor. Bunlar Evet. günleri, saatleri, Siyah beyaz, gece, gece gündüz. gündüzü temsil ediyor. Sana bayağı ciddi bir felsefesi var Tabii tavlanın. felsefesi var. Buna şeyi katmışlar, şansı katmışlar aslında. Şimdi şansı katınca tabii ki şans, aynı zamanda şans da işin içinde. Ha şöyle çok basit söyleyeceğim yani felsefesini. Mesela bir turnuvada eğer şey değilse, tek sayılık ya da üç sayılık değilse, uzun 13 sayılık, 15 sayılık uzun oyunlarsa, ki uzun oyunlar şans faktörünü azaltıyor. Doğru. O zaman çünkü yani hata şeyini Tabii. arttırıyor Ondan için. sonra büyük bir turnuvada birinci ya da ikinci olanlar, üst sıralarda olanlar şansı olan iyi oyunculardır. Ha, bir daha söyler misiniz bu son Yani şey ne olur? kazananlar genelde şanslı olan iyi oyunculardır. Yani Ha, şansı olan iyi oyuncular için. Yani iyi oyuncu olmayan o turnuvayı kazanamaz, şanslı olmayan da kazanamaz. Anladım. Peki bir şey söyleyeceğim. Ya şu zar gerçekten küsüyor derler ya. Zar küser mi insana ya? Yok, istatistiki bir şey yok. Nasıl yani? Yani mesela arka arkaya kötü zarlar gelebilir. Bu bir şey gibi düşünün bunu, bir şerit gibi Yani düşünün. yokuş çıkıp yokuş inmek gibi Tabii mi? yani şerit gibi düşünün. Mesela arka arkaya çok iyi zarlar gelebilir, arka arkaya kötü zarlar gelebilir ama uzun vadede hemen hemen bütün zarlar eşittir. Herkes eşit Ya gelir. peki tamam, bir şeyi çok merak ediyorum. Şimdi bunu söyleyeceğim ya. Şu mesela
Bizde kalıplar vardır. İşte 6-5 atarsın, ahanda geldim böyle deriz, evet, değil mi mesela? Şimdi düşse de eskiden direkt hani şu şeş kapısını kapatırken insanlar, şimdi şunu çok daha fazla görmeye başladı. Evet. Hangisi doğru? Şimdi şöyle, bunlar eskiden yani 2000'li senelerin başına kadar diyelim ya 90'lı senelerin sonuna kadar iyi oyuncular, yani kazanan oyuncular ne derse oymuş. Yani dermiş ki bunlar ya bu şöyle olsun diye. Sonra 2000'li senelerde bizim bot dediğimiz yani programlar çıkmaya başladı. Evet. Android ya da işte bunları defalarca oynayarak hangisinin doğru olduğunu şey yapıp bilgisayar programları çıktı. O zaman ne oluyor? Artık hangisi doğru onu görmeye başlıyoruz. Doğru. Mesela işte düşse de şu hamle doğru oldu. Mesela kapı sayısını çoğaltmak çünkü tabii, orada değil mi? Birinci amaç kapı sayısını mesela çoğaltmak. Mesela işte duvara da şudur 2-2'de. Öteki yanaşmalar yoktur artık. Mesela şey ilginçtir. 6-3-6-2'lerde şunlar yapılırken eskiden kaçılırken şudur. Şu anda 6-3-6-2. Yani şunu çıkıp geri vuruşları arttırmak. Anladım. Yani bir de karşıdakini hata yapmaya zorlama hareketi de var galiba. Ondan sonra mesela tabii var. Sonra bütün maçı tekrar bu programa girip bütün hatalarınızı da görebiliyorsunuz. Ve hataları gördükten sonra size bir PR dediği performance rating, yani bir şey veriyor size, bir done veriyor. Bu bildiğiniz bilim şeklinde tabii, yapılıyor. Buna da şans, işte şans faktörünü, ondan sonra oyun stratejisini, PR'ı, şunu bunu hepsini size o şey veriyor. Bir program veriyor. Peki şey midir? Şey taktiği var mıdır? Hani rakibini kızdırma meselesi şey midir? Bir strateji midir? Ya o ayıptır ya. Ayıptır değil mi? Bence de ayıptır. Bir de yani mesela şey denir ya bizde. Hani vurdun şuraya kaçtır. Hani vur kaç olmaz denir bizde. Olmaz mı, olur? Şimdi vur kaç oluyor. Bu şeyde de var. Vur kaç şöyle şeyde Acem tavlasında, yani İran'da vur kaç yasak mıdır? Yani tavlayı onlar icat ettiğine göre aslında yok diye mi düşünmek lazım? Mesela işte yok işte ilk önce büyüğünü oynayacaksın. Öyle bir şey yok. İlk önce küçük ve büyüğünü oynayalım. Bir de bizim farklardan biri mesela şöyle, ben 5-1 attım. 5'i alırım, 1 oynarım. Ya, bir dakika ya, ben bir şansımı deneyeceğim ya. Bir dakika ya. Nasıl olsa bir ele ancak süremiz yeter. Yani usta başlasın, ben niye zar attıysam. Ha işte buyurunuz lütfen. Tamam siz oynayın, 6 ve siyah ekleriz. Başlarken daha böyle oldu. Şimdi ben bunu yaptım mesela, doğru mu yaptım? Yoksa 5 ve 3 mü çekmeliyim? Yok, bu doğru. Kapı doğru. Bu doğru. Tamam. Kapı doğru. Neyse ondan yana. Geri alıyoruz bunu. Tamam. Kapı doğru. Çaktırmadan yapayım mesela, dedim ama gitti. Şimdi burada açık vermek istemeyebilirim. Şöyle bir yayılabilirim. Tamam, ben de attım zaten. Ha işte 2-1'i attım. 2'yi çektim. Mesela bizde bir şöyle yapılır. Yoksa bu mu? 1 ile gelmek. Şöyle yayılmak daha iyi. Çünkü 6-5'leri 5-4'leri. Ha, orada şeyi alanı açmak da farklı alternatif zar alternatiflerine alan hazırlamak. Şimdi mesela gerekiyor. Şey derler mesela, zar iyi oyuncuya gelir diye bir laf vardır. Aslında o genel zarı iyi. Doğru mudur? Doğru. Niye doğru? Şöyle, eğer iyi oynarsanız alternatiflerinizi arttırıyorsunuz. Zar daha faydalı oluyor. Yani doğru. Aslında şey, siz zara zemin hazırlıyorsunuz zara değil mi? Doğru. Şanslı zar zemin artıyor. Tamam. 3-2 attı. Ya bir de ben bunu hep Arapça söylemeyi çok seviyorum. Güzel. Ama cariyek. Cariyek değil mi? Şimdi mesela ben şunu yapsam hata mıdır bu? Yok, doğru. Değil mi? Tabii. Blokluyor. Şeş kapısını blokluyorsunuz. Tabii. Blokluyorsunuz. Ya bunların bir de şeyleri var ya, işte şeşek. Hemen sebaydı. Sebaydı falan, bayılırız onları şey ama. Şimdi 4-1 dedim. Oh, şimdi kendimi çok güvenli aldım değil mi? Bu mesela şeyde bu, 40 mı sayılıyor? Şeyde yok yok. Şimdi bizde değil. Türk tavlasında değil. Ama yabancı dünya genelinde 40 sayılıyor. Şey üzerinde geldi. Ya bir şey söyleyeceğim. Zar tutuluyor mu gerçekten? Tutabilirsiniz. Ya bu birazcık şey bir zar. Mesela tutmadım. Ama bu zar şey ya, çok işe yarayan bir zar değil. Kenarları yuvarlak, zor. Evet. Ya bilerek yapmamışlardı. Tahminen şey öyle bir dönüyor ki zaten bitmiyor. Biz şeyle atıyoruz. Kupayla atıyoruz. Öyle mi? Tabii kupayla. Buffle Box denen bazı şeyler. Saatli oynuyoruz. Satranç gibi. Saatin sonunda ekim oluyor. Saatli oynanıyor. Evet. Şimdi mesela ben bunu böyle geldim ama şimdi aynı kapıyı almak istemiyorum. Şeşi de açmak istemiyorum. Mesela şu mudur? Atıyorum 1-2, şu 2. Bu mudur doğru hamlesi? Bugün? Şimdi şöyle, bu birazcık bu tarafı bozuyor. Mesela artık burada yapılanma olabilir. Siz bu alınız lütfen. Şöyle mesela yapılanmayı şöyle yapsak. Şeş kapını aç gerekirse zaten burada kimse önemli yok. Önemli çünkü artık şey değil. Yani buradan kaçmaya bakacaksınız. Zaten şu anda oyun %85 falan bende. Evet. Siyahlarda. Çünkü siz artık oraya şu, kapı tabii, sayınız 5 tane benim şeyim yok. Şunu vursaydınız mesela o güzeldi ama artık şey sıkıntı da yani. Şimdi mesela 3 4 geldi.
Şöyle bir şey yapıyorum. Yani güvende oynuyorum. Buraya anladım. Bırakmıyorum. Şey falan. Yani onu yaptığım zaman tek zarla tabii. Kaçma şansını mesela ben şimdi ne attım? 6-2 attım. Mesela sıkıntıdayım ben şu an 6-2'de. Evet. Şimdi ben sizden açık mı bekleyeceğim? Kötü bir zar attım ve açık var burada. Hadi ya, bir şampiyon kırmak acayip bir şey olabilir. Şöyle 5-3'ü bırak. Ben çatmam lazım değil mi? Oley! Evet. Vallahi şampiyonu da kırarlar deyip şöyle geldim galiba. Evet. Doğru mu geldim? Doğru geldim. Evet. Daha sonra işte bu çeşitli turnuvalarda dereceler alıp Monte Carlo'ya gittik 2015'te. Monte Carlo'da olduk zaten dünya şampiyonu. Bir şey söyleyeceğim. Siz bu işin para harcıyor musunuz yoksa bu işten para kazanıyor musunuz? Yani para da harcıyoruz, para da kazanıyoruz. Ya bir şey, en çabuk Mars'ınız mesela ne kadar sürüyor? Mars? Evet. Mars. Yani şeyin oyunun şeyine bağlı. Hızına yani mesela bağlı. En hızlı kaç şeyde Mars ettiniz? O çünkü hani futboldaki gol gibi 15 saniyede yapılabilecek bir şey değil. Yok bu. yok yani. Onun çok sayını tutmadık, dakikasını tutmadık ama yani 3 dakikada, 4 dakikada olabilir yani. Oyunun hızına bağlı. Bir de çok düşünerek oynuyoruz biz. Yani saatimiz olduğu için. Ne, doğru. Düşündüğün zaman karşıdaki size bir şey diyemiyor. Yani niye düşünüyorsun diyemiyor. Anladım. Çünkü saat var. Ya bir şey söyleyeceğim ama yani mesela şimdi arkadaşlar size tavla oynamaya korkuyorlar mı? Yok. Şans faktörü olduğu için herkesi yenebilir. Ama mesela ben şimdi Kasparov'la bana hakikaten Kasparov'u al burada satranç oynayacağım ama manyak mıyım ben der kaçarım. Tabii. Ama size tavla oynamaya cesaret edebiliyorum çünkü tavlanın özelliği bu değil tabii, mi? Tabii tabii tavlanın özelliği çünkü satrançta mesela şöyle bir şey var. Satrançta 1, 2, 3 neredeyse bellidir. Evet. Tavlada öyle değil. Tavlada herkesi yenebileceği için tamam mı? Çeşitli şeyler olabilir. Ve mesela yani aslında hayata benzeyen bir yönü var. Mesela doğru. Messi çok iyi bir futbolcu olsa bile sakatlandığı zaman oynayamayacak orada yani. Ya da tavla. Toptan direkten dönecek topları şunlar bunlar falan. Valla müthiş. İyi ki geldiniz. İyi ki sizi tanıdım. Yani çok da mutlu oldum. Neyse. En azından şu tablo şey olmadı. Hani 6 dakikada yenilmedim değil. Hemen kapatıp kaçayım. Sağ olun. Bir şampiyonla tanışmak. Teşekkür ederim. Ama ne yaptığınızı öğrenmek son derece keyif verdi. Çok da onur duydum geldiğiniz için. Sağ olun var olun Cengiz Bey. Efendim valla içeride de devam etmeyeceğim.